اَلَّذ۪ي خَلَقْ Ki o yarattı. Yaratan Rab. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ İnsanı alaktan yarattı. Bakınız, kavramlara bakınız. İkra, emir fiil. İki kere. İki kere emir fiil var. Üçüncü ayette bir daha gelecek. İkra. وَرَبُّكَ الْاَكْرَمْ İki emir fiil. İnsan iki kez geçer. Dördüncü ayette gelecek. اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ Beşinci ayette gelecek. مَعْلَمْ يَعْلَمْ İki kere. İnsan. Öğretti iki kere gelecek. اَلَّمَ Bakınız. Hep aslında bunlar çiftler. Karşılıklı birbirini dokuyorlar. İkra. İsmi رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ İnsanı alaktan yarattı. Alak ne demek? Embriyo, hücre, anne karnında insanın ilk oluşum süreci veya işte asınıp tutulan bir et parçası diye de çevirenler olmuş. Doğru bir çeviri değil ama öyle çevirenler de olmuş. Peki bu mu? Bence değil. Yani embriyolojik sürecin bir aşamasından mı söz ediliyor burada? Kur'an'da 4 yerde alaka gelir. Min alakatin, min mudgatin. Evet. Yani alaka, mudga, izam. Bakınız orada. 4 yerde kullanılır. 4 yerde de embriyolojik. Ceninin anne karnındaki süreçlerini ifade eden. Ama alak gelmez. Alaka gelir. Bir tek burada alak geliyor. Tek bir yerde. Demek ki alakla alaka aynı değil. O bir. Alakın sadece insana has olması lazım. Çünkü halakal insan, biraz önce lam-ı tarifin fonksiyonundan söz edeceğim demiştim. İnsan türünü alaktan yarattı. İnsan türüne has bir şey değil embriyo. İnek de alaktan yaratıldı, fil de alaktan yaratıldı, maymun da alaktan yaratıldı, koyun da, keçi de, balina da, hepsi alaktan yaratıldı. O zaman el insandaki lam-ı tarif karşılığını bulmuyor. Cins için olmuyor. Tür için olmuyor. Bu insana has bir şey olmalı bu alak. Oysa ki embriyolojik süreçteki o embriyo insana has değil, canlılara has. O zaman ne? Açıyoruz. Mekayis sahibi İbn Faris'in mekayisinde görüyoruz. El-hubbu lazım lil-kalb. El-alak iki nokta üst üstüne. El-hubbu lazım lil-kalb. Kalp için gerekli olan muhabbet diyor. Tamam diyoruz. Şimdi oldu işte. Yani burada insana has bir şey olması lazım. Çünkü halakal insane min alak. Dolayısıyla orada el hubbul lazım fil kalb. O zaman insanı sevgiden yarattı. İnsanı muhabbetten yarattı. İnsanı ilgiden yarattı. Karşılığı tam da oturuyor orada. Rabbimiz sevgiden yaratmış. Sevgiden yaratması hiç garip karşılanmıyor. Niye? Allah ismi celalinin tüm kombinezonlarının ortak anlamı sevgi. Elehe, levehe, leehe, helehe, heleve 9 tane kombinezon çıkar illet harfi olmasından dolayı. Bunların tahlilini yapmıştım Allah ismi celalini işlerken. Hepsinin ortak bir manası var. O da sevgi demiştim. Evet. Dolayısıyla Allah yaratıyorsa sevgiden yaratır. Eyvallah. Dolayısıyla alak bu. Halakal insane min alak. İkra. Şimdi ikinci kez geliyor emir. Ve rabbukel ekram. Senin Rabbin, şimdi Allah Rabbin. Rabbinse nasıl bir Rab biliyor musun? Rabbin, şimdi sıfatın sıfatı. Sıfat burada isim oluyor. Rab burada isim oluyor, ekrem sıfat oluyor. Rab nasıl bir Rab biliyor musun? Ve rabbuke el ekram. Ekrem olan Rab. İkram eden, sonsuz ikram eden Rab. Peki ne ikram etti ki söylüyor? Şimdi burada özel ikramı ne?
özel ikramı bu işte. İkra. Oku dedi, bu bir ikramdır. Nasıl okuyacağımı öğretti, bu bir ikramdır. Okuyacak şeylerle donattı, yetenekle donattı. Okuyacak göz, okuyacak kulak, okuyacak organlar, okuyacak akıl, okuyacak muhakeme, okuyacak irade. Bütün bunları verdi, ikramdır. Okuyacak bir kainat verdi, ikramdır. Sadece göz vermedi, gözün görmesi için ışık verdi, ikramdır. Okuduklarımı üretecek bir muhakeme verdi, ikramdır. Okuduklarımızı anlatacak, okuduğumuzu ifade edecek bir ifade yeteneği verdi, ikramdır. Okuma araçları verdi, ellezî alleme bil kalem. Kalem orada mesela manasına gelir, mesela kalem. Yani kalemle öğretti, mesela kalem. Yani nelerle öğretti? Bunun yanına şimdi bilgisayarı da koyabilirsiniz. Bunun yanına öğrendiğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Kargayı da koyabilir miyiz? Hiçbir sakıncası yok. Kargayı da koyabilirsiniz. Herhalde Kabil kargayı koyacaktır. Kimden öğrendin ey katil kardeşini gömmeyi? Kargadan öğrendim ya Rabbi. Siz Kabil'den daha mı yeteneksizsiniz? Bu öğreneceğiniz bu muhteşem imkanlar kargadan daha mı düşük? Niye öğrenmiyorsunuz? Aslında bu, o misal üzerinden bize verilen bu, Habil ve Kabil kıssası üzerinden bize verilen bu. El-Ekrem ile El-Kerim arasındaki fark, El-Ekrem ismi tafdil, Kerim mübalağa ile ismi fail. El-Ekrem Allah'ın zatıyla ilgili, Kerim fiiliyle ilgili. Şimdi Ademoğlu kat kat ikrama mazhar kılınmıştır. Başlığının altını doldurayım. Melekler mükremunmuş. Kur'an öyle diyor. İkram edilmişlerden. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ Rahman, onlar dediler ki, Rahman çocuk edindi dediler. Sübhane, bu ne biçim laf? Rabbimizden bu. Bu ne biçim? O bundan münezzehtir. O bundan beridir. بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ Bilakis onlar ikram edilmiş olanlardır. Yani put yaptıkları meleklerin suretleridir diye taptıklarıdır. Meleklerin suretleri diye put yapıyorlar, tapıyorlar. Niye meleklerin suretlerini yapma ihtiyacı hissediyorlar? Çünkü melekleri Allah'ın haremi görüyorlar. Hani kızları, Allah'ın kızları diye meşhurdur ya, o kız evlat manasında değil. O kız harem manasında. Hatta derlermiş ki, yazı Lat ve Menat'la kışı da Uzza ile geçirir. Haşa. Peki, bu akıllı adamlar yahu uluslararası ticaret yapıyorlar, ihracat yapıyorlar, ithalat yapıyorlar. Demek ki inanmak insanın fıtratında var. Mutlaka öldükten sonrasına dair bir tedbir alma ihtiyacı hissediyor insan. Bu tedbiri almak için eğer doğru yola başvurmazsa, böylesine gülünç, komik şeyler icat ediyor kendi kendine. Ve işte müşrikler de böyle icat etmişler. Onun için garip bir şefaat anlayışları var. Melekler bize şefaat edecek. Ne yapacak? Yani Allah'ın sevdikleri Allah'a şefaatte bulunacaklar. Diyecekler ki, hani bir insanı en güzel eşi ikna eder ya. Onlar da, yani Allah'ın gönlünü edemezsek eşinin gönlünü ederiz, haşa. Biz de onun için meleklerin suretlerini yapıp tapalım. Görüyor musunuz? Nereden başlayıp nereye geliyor? Nasıl masum gibi bir bahaneyle başlayıp nereye geliyor? Onun için meleklerin portresini yaptıkları düşünüyorlardı. Lat, Menat, Uzza, İsaf, Naile ve diğerleri. Ama Allah'ımız onlar mükramundur diyor. Yani ikram edemezler, ikrama nail olmuşlar. Kendileri ikrama muhtaçlar zaten. Size ahirette ne ikram edecekler? Onlar ikram olunmuş.
Yani onlara ikram eden Allah'tan istemiyorsunuz da Allah'ın ikramına muhtaç olan meleklerden mi bekliyorsunuz? Bu. Bu. Vahiy mükerremmiş. Fî suhufin mükerremetin. Merfu'atin mudahhera. Abese suresinde. 13. ayet. O, bu gerçekler, yukarıda saydığı gerçekler, mükerrem sahifelerde. Mükerrem ne? Keramet sahibi. Keramet sahibi. Kerametten ismi mef'ul. Keramet sahibi. Efendim? Değil mi? Keramet nedir? Ona gelelim o zaman. Ve Adem oğlu mükerrem kılınmıştır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Adem oğlu ikrama mazhar kılınmıştır. Adem oğlu Allah'ın keremine muhatap olmuştur. Adem oğlu keramet sahibi kılınmıştır. Evet. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. İsra suresinin 70. ayet. Adem oğlu ama. Melekler Adem'e, yani Adem oğluna secde ettiler değil mi? Adem oğluna secde ettiler. Niye secde ettiler? Çünkü mükerrem kılınmıştır. Melekler Adem'e, Adem oğluna secde ettiler demem boşuna değil. Delilim Araf suresinin 11. ayeti. İnna halaknakum thumma savvarnakum thumma kulna lil melaiketi iscudu li Adem. Sizi biz yarattık. Sizi biz tasvir ettik. Suret verdik. Sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Eğer sizi diye gidiyorsa size secde etmelerini emrettik diye devam etmesi lazım. Veya Adem'i biz yarattık. Adem'e suret giydirdik. Ve sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Yani iç örgüsü böyle gelseydi tamamdı. Ama sizi biz yarattık. Size bir suret giydirdik. Sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Siz Adem'siniz, Adem siz. Bu manaya gelir, başka bir manaya gelemez. Araf suresinin 11. ayeti buna delildir. Onun için Adem oğlu mükerrem kılınmıştır. Çok keramet var insanda diyor ya halk ozanı. Çok keramet var insanda. Ve Adem oğlu mükerrem. Melekler Adem'e secde etti bunun için, mükerrem kılındığı için. Nesiyle mükerrem kılındı? Çünkü ta'limul esma, eşyaya isim koyma yeteneği verildi. Ve alleme Adem'el esma'e kulleha. Adem'e isimlerin tamamını öğretti diyor. Aslında bu isimlerin tamamını öğretmesi, bazı müfessirlerimiz demişler ki Adem insanlığın tüm dilini konuşuyordu. Bu çok zorlama bir yorum olur. Aslında insanlığın tüm dili insanlığın yine konuştuğu dil değil mi? Bu dilin kökeninde bir dil vardır veya diller vardır. 3-5 dil vardır. Ademlerden söz edeceksek bu mümkündür, buna Kur'an hayır demez. Yeryüzünde tabii ilk ruh üflenen bir Adem, Ademlerin de bir prototipi vardır. Öncüsü vardır veya en iyisi vardır, ekremi vardır. Ama aynı anda birden çok Adem'e menfi, yok sayacak herhangi bir şeye sahip değiliz. Dolayısıyla Adem'in oğluyla kızını evermek zorunda değiliz. Evet. Ama meselemiz o değil, insanın kerameti. Kereme kat kat ikram etti, kerrame. Fiilini Allah için kullanılan na azamet zamirine isnat ediyor Kur'an. Bir tek yerde, o da burada. Kerramna. Biz ikram ettik. Kerramna kat kat ikram ettik demek. İnsanoğluna yapılan ikramı saysak kaç kat ikram acaba? Yokluktan varlığa çıkar. Varlıktan canlılar içine çıkar. Canlılardan şuurlar içine çıkar. Şuurlar içinden evet insan ya. Yani meleklerden bile öne çıkar. Kaç kat ikram bu. Ve onlarla da yetinme, vahiy indir. Peygamber çıkar içlerinden. Maddi boyutta insan maddi alemin en gelişmiş üyesidir. İnna halaknel insane min nutfetin emşacin nebtelihi fecealnahu semi'an basira.
Evet. Maddi olarak insan maddi alemin en gelişmiş üyesidir. Manevi boyutta da manevi alemin en gelişmiş üyesidir. Vicdan, akıl, irade, idrak, muhakeme hep ruhun eylemleridir bunlar, biliyor musunuz? Ve nefahtu fihi min ruhi. Ruhumdan üfledim. Feka'u lehu sacidi. Ruhumdan üfler üflemez ona secdeye kapanım. Meleklerin secde ettiği insan mıdır, Allah'ın üflediği ruh mudur? O ayrı bir mesele. Ama ruhu menfuh ile vicdan üflenmiş, akıl üflenmiş, irade üflenmiş. Bütün bunlar ruhun fiilleridir, eylemleridir. En büyük ikram olan akıl, öğrenme ve öğretme yeteneğidir. Onun için ilk vahiy oku diye başlıyor. En büyük ikram olan akıl, en büyük ikram öğrenme ve öğretme yeteneğidir. Çünkü insan akıllı bir varlıktır. Ve tefekkür yeteneği işte oradan kaynaklanır. Bakınız, frontal lob dedikleri işte şu alın bölgesi. Korteks. Burada bir zar var. Hayvanlarda olmayan ama bizde olan. Bizdeki kalınlıkta olmayan daha doğrusu. Her şey o zarın kurduğu bağlantılarda. Allah oraya üflemiş sanki. Onun için Almanya'da demir yolu işçilerinden birine trenin biri bir taş sıçratıyor. Şurayı alıp indiriyor. Ondan sonra ölünceye kadar tam bir hayvan gibi yaşıyor. O iş. İnsani hiçbir şey yaptıramıyorlar. Hayvan gibi yaşıyor. Neden secdede alnımızı yere koyduğumuzu şimdi anladınız mı? İnsanlığıma teşekkür ederim ya Rabbi. Secde budur. İnsanlığımızı Rabbimizin huzurunda yere koyuyor. İnsanlığımı sana armağan ediyorum ya Rabbi. Çünkü sen bana armağan ediyorsun. Eyvallah. İşte onun için ilk vahiy okuma üzerine başlıyor, öğrenme üzerine başlıyor. Ekrem olan Allah'ın tecellileri. İnsan ekrem olur mu? Olur mu? Kur'an olur diyor. Hem de Kur'an diyor. Açıkça diyor. Evet. İnne ekramekum indallahi etkakum. Allahu Ekber. Sizin en ekrem olanınız Allah katında takva sahibi olanınızdır. Eyvallah. Ne çıktı? İnsan takva sayesinde ekrem olur. Hazreti insan varlıkların en mükerremi. İnsanın kerameti haktır. Kurduğum cümleyi ve kuruş şeklimi duydunuz mu? İnsanın kerameti haktır. Evet. Zira insan keramet sahibidir. Hocam biz o cümleyi farklı duymuştuk. Yok, Allah böyle diyor. Kur'an böyle kuruyor bu cümleyi. Siz farklı duymuş olabilirsiniz. İnsanın kerameti haktır. Rabbimizin küfreden, nankörlük eden ve kendi onurunu beş para eden insana olan dargınlığı tırnak içinde kendi kerametine haksızlık ettin dargınlığıdır. Kendi şerefini on paralık ettin dargınlığı. Ne ettin kendine be insan? Ben seni böyle mi yarattım? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Ben kat kat ikram edeyim sana, sen kendi onurunu beş paralık et. Ben seni kendime kul olarak yaratayım, sen git eşyaya kul ol, kula kul ol, insana kul ol, paraya kul ol, makama kul ol, adama kul ol, şuna kul ol, buna kul ol. Oldu mu şimdi? Aslında vahiy insana onurunu hatırlatır. Büyüklüğünü hatırlatır, küçülme diye.
hadise budur. Hazreti insan diyorum onun için. Zira insan keramet sahibi. Kur'an'da keramet nedir? İnsan olmaktır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Biz Adem oğluna keramet verdik. Keramet sahibi kıldık. Keramet insan olmaktır. İnsan olmuşsa keramet sahibi. Onun için bizim tüm çabamız insan olmak içindir. Melek olmak için değil. Melek olmaya çabalayanların insanlığından şüphe ederim. Onun için de Rabbimiz Kur'an'da Nebi ve Resul isimleri sıfatları dışında bir tek Resulullah'a nida ile seslenir. O da Yasin. Ey insan demektir. Onun kısaltılmıştır. Ya en iyisi. Ey insan. Onun kısaltılmıştır. Dört yerde Muhammed ismi gelir. Hiçbirinde ya nidasıyla gelmez. Kur'an'da. Dört yerde kullanılır Muhammed ismi. Ama hiçbirinde ya nidasıyla kullanılır. Ama ya nidasıyla kullanılan Nebi ve Resul dışında tek bir sıfatı vardır. O da insan olmaz. Ey insan! Hain sahabi Yahuda İskaryot, hain sahabi demişim. Sahabisi Hazreti İsa'nın sahabesi öyle diyelim. Havarisi Yahuda İskaryot efendisini Roma askerine şikayet ettiğinde Roma askeri İsa'yı tanımadığı için hangisi diye orada bakmış. Gözlerine bakmış. Diğerleri söylemeyince hain havari ekke homo demiş. Tabii bu ekke homo Latince. Belki de Latince demiştir ama Aramice konuşuyordu Hazreti İsa ve havarileri. Yani işte insan demiş. Onu insan olarak gösteriyor. Eyvallah. Ama İşte insan dediğini Hristiyanlık işte ilah diye tanıttılar. Hazreti İsa'nın hatırasını da berbat ettiler. Eyvallah. Kur'an'da keramet insan olmaktır. Nereye bakacağınız size bağlı. Eğer Kur'an'a bakarak öğrenecekseniz keramet nedir? Keramet insan olmak. Haris el-Muhasibi büyük arif. Keramet takvadan ibarettir diyor. Ne dersiniz? Ben diyorum ki, ağzına sağlık. Keramet istikamettir diyor. Keramet takvadan ibaret. Sizin en kerim olanınız, en ekrem olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır diyen Kur'an değil. İnne ekramekum indallahi. En keramet sahibi olanınız, takvalı olanınızdır. Bitti. Biz neyi tartışıyoruz? Keramet tartışmalarına Kur'an son noktayı koymuyor. Yetmez mi? Kur'an yetmezse kim yeter? Ne yeter? Hadise budur. Hadise budur. Kerametin adını olağanüstülükler göstermek koyarsanız bir Hint Budisti çıkar size olağanüstülükler gösterir. Çivilerin üstünde yatar, ateş yutar, göğe çıkar, gökten çıktığı gökten ipi çeker. Ben gördüm de onun için. Önce göğe bir merdiven atıyor, tırmanıyor, gökte kayboluyor, ondan sonra ipi çekiyor. Merdiveni yukarıdan çekiyor. Siz görmüyorsunuz. Dolayısıyla bu mu? Ne yapalım şimdi? Ver elini öpelim diye önüne mi yatalım yani? Ne yapalım? Allah dostlarından birinin dediği gibi, oğlum demiş, istikametine bak. Havada uçtuğunu görsen, suda yürüdüğünü görsen ona bakma. Sinek havada uçar, balık suda yüzer. Dolayısıyla neye bakıyorsunuz siz? Neresine bakıyorsunuz? Eğer siz orasına bakarsanız illüzyonistlere gün doğar. Gün doğar. Şarlatanlara gün doğar. Gözbağcılara gün doğar ve bunun vebali size ait olur. Bunun vebali size ait olur. Allah aşkına. Yetmedi mi diyor Kur'an mucize olarak onlara da onlar mucize istiyorlar. Yetmedi mi? İnsanın istikamet gibi, takva gibi bir kerameti yetmedi. Onun için.
Adam olağanüstü hal gösteriyor. Gösterdiğini iddia ediyor. Fakat istikameti yok. İstikameti yok. Hayatına bakıyorsunuz, her tarafı dökülüyor. Şer'i şerife uygun davranmıyor. Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etmiyor. Peki nesine bakacağız biz? Allah neresine bakar bu insanı? Allah'a da mı keramet sergileyecek? Haşa. Dolayısıyla Haris el-Muhasibi üstadımızı bir daha tekrarlayalım ki Kur'an'ın söylediği bu keramet takvadan ibarettir. Eyvallah. Ve lekad kerremna beni Adem. Kur'an söylemiş. Bu ayetle inne ekramekum indallahi etkakum ayeti arasındaki vecih-i münasebet nedir? Yani en keramet sahibi olanınız, en müttaki olanınızdır ile ve lekad kerremna beni Adem. Biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. İkisi arasındaki vecih-i münasebet nedir? Adem oğlunu Rabbimiz özünde takvaya uygun yaratmıştır. Vecih-i münasebet budur. Yani fıtratı insanın takvaya uygundur. Eğer bu fıtratın üstüne biraz gayret eder de müttaki davranırsa altyapıyla üst yapı, somunla civata, tencereyle kapak birbirini bulur. O zaman işte o zaman saadet kusvaya, büyük saadete ulaşır bu insan. Ademoğluna ikram edilen insani yetenekler atıl halden aktif hale geçince insan keramet kazanır. Rabbimiz insanı keramet sahibi yaratmıştı. Ve lekad kerremna beni Adem. Kat kat ikram etmişti. Ve aynı zamanda Kur'an buyuruyor ki inne ekramekum indallahi etkakum. En ekram olanınız Allah katında müttaki olanınızdır. O zaman nedir? Adem oğluna ikram edilen insani yetenekler atıl halden aktif hale geçince buna takva diyoruz. Aslında ve lekad kerremna beni Adem, Adem oğlundaki kat kat ikram takva ile tahrik edilir. Bu ne demektir? Rabbimiz tarlanızı ekmiş. Siz takva ile bu tarlayı sulayacaksınız. Suladığınızda Allah'ın ektiği tohumlar çıkacak. O sizin cennetiniz olacak. Hadise budur. Takva sahibi serveti bir hak ediş olarak değil, bir emanet olarak görür. Tersi şudur. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَهُ İnsana gelince, insan, Allah kendisine bir şeyler verdiği zaman der ki hemen, Allah bana ikram etti. Yani zımnen orada ben hak ettim, Allah da bana verdi der. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانَ Fakat ne zaman ki Allah onun rızkını sınırlandırdı. Rızkını kesti diye bir ayet bulamazsınız Kur'an'da. Rızkı kesse nefes alamaz. Nefes de rızıktır. Rızkı kesse aklını alır. Akıl da rızıktır. Rızkı kesse bir saniye yaşatmaz. Çünkü her an rızıktır. Dolayısıyla sınırlandırdı. Daha önce açmıştı önünü, sınırlandırdı. Bu sefer de der ki, Rabbim beni terk etti, yalnız bıraktı. Elmalılı kelimenin manasında o olmadığı halde Türkçedeki çağrışımından yola çıkarak Rabbim bana ihanet etti der şeklinde bir mana vermiş. Hoşuma da gidiyor. Yani kelime onu desteklemiyor ama evet, öyle der. Kella. La ile kella arasında çok büyük fark var. La yok. Ama kella, böyle düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun ey kul. Bunu yapma, bunu yaparsan şamarı yersin. Evet. Onun için, ama ayetin içindeki ikrama dikkat çekmek için bu ayetleri okudum. Ayetin içinde, فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ Ne zaman ona ikram ederse. وَنَعَّمَهُ Peki, sadece vermesi, bakınız, فَاَكْرَمَهُ dedi, ama ondan sonra bir fe kullandı. Vav kullandı. O vav, ikramdan ayırır vermeyi.
vermeyle kısmayının ikisini birden ikram yapar. Ve ne'amehu feyekulu Rabbi ekremen. Onun için Allah'ın sadece vermesi değil, sınırlandırması da ikramdır anlamına gelir bu ayet. Yani ey kul, sen Allah sana sınırsız verince mi ikram ettiğini düşünüyorsun? Sınırlandırınca da ikram ediyor aklını başına. Çünkü senin servet karşısında nasıl davranacağını senden iyi Allah bilir. Sana dünyanın önünü açsaydı da senin ahiretini elinden alsaydı bu ikram mı olacak? Sana dünyanın servetin önünü açsaydı da senin elinden huzuru alsaydı bu vermiş mi olacak da almış mı? Sana senin istediğini sana verseydi de yüreğinden imanını alsaydı sen artmış mı olacaktın eksilmiş mi? Şimdi vermiş mi olacak da almış mı? Sen nereden bakıyorsun be kul? Dolayısıyla Allah'ın sadece vermesi değil alması da ikramdır. O bu ayetlerden biz bunu anlıyoruz. Ve böyle görürse ne yapar kul? Ne yapar? Bu yamuk görüşle görürse böyle yukarıdaki gibi ayetin devamını kella bella tukrimunel yetim. Ne yapıyorsunuz? Yetime ikram etmiyorsunuz. Ben size ikram ediyorum ama siz ikram etmiyorsunuz. Ve la tahadduna ala taamil miskin. Miskini doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. Doyurma konusunda elinizden gelen çabayı göstermiyorsunuz. Yoksulu, açı doyurma konusunda. Yani ben fazla vererek size sınadığımda siz aslında imtihanı kaybediyorsunuz. Bu sizin lehinize olmuyor ki. Bu sefer ben de elinizdekileri azaltıyorum ki imtihanı kaybetmesin, ikram edeyim diye. وَلَا تَحَدُّونَ عَلَى طَعْمِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَمَّا. Emeksiz kazancı yemeye bayılıyorsunuz. Burada mirası diye çevirmiyorum. Emeksiz kazanç. Yemeye, rantçılığa bayılıyorsunuz. Bu sadece maddi rantçılık değil, manevi rantçılıkta. Bakıyorsunuz, haybeden cennete girecek. Onun için de sırtına yıkılacak birini arıyor. Allah'tan korkuyor. Herkes çok zor elde ediyor rızayı bari. Eğer haybeden, kazanan birileri olsaydı bu peygamberler olur, peygamberler peygamberi olurdu. Öyle değil. Allah Resulü'nün bir ömür çektiği ıstıraba bakmıyor musunuz? Eğer bedelsiz cennet kazanma hakkı bir kişiye vursaydı o Allah Resulü olur. Dolayısıyla Resulullah'ın istemediğini veya Rabbimizin Resulullah'a vermediğini siz nasıl istiyorsunuz? Dolayısıyla burada rantçılık deyince sadece maddi rantçılık akla gelmemeli. Takva sayesinde ekrem olana ne var peki? Cennet varmış. Ulaike fi cennetin mukramun. Me'aric suresi 35. ayet. İşte onlar cennetlerde ikrama mazhar olacaklar. Cennetlerde ikrama. Sadece cennet ikram değilmiş. Bir de cennetin içinde ikram varmış. Kaç kat mükrem Allah'ımız. Kaç kat ikram sahibi. Kaç kat ekrem. Eyvallah. Sözün özü. Ya eyyuhel insan. Ma garrake bi rabbikel kerim. Ellezî halak. Fesevvâ. Fe'adele. Fi eyyi suratin maşallah. Ey insanoğlu! Bu kadar cömert olan, bu kadar kerem sahibi olan, bu kadar ikram eden Rabbine karşı bu gururun ne? Ki o seni yarattı. O sana yaratılış amacını yükledi. O sana istediği bir şekli verdi. Yani seni emir ve nehilerine uyum gösterecek bir potansiyel döşeyerek yarattı. Kulluğa uygun bir altyapıyla yarattı. Buna rağmen sen ne yapıyorsun be insan?
bu kadar cömert olan Rabbine böyle mi davranır? Rabbim ikramına layık olanlardan kılsın. Amin. Ya Ekrem, ya Ekremel Ekremin, ey keremi en büyük olan, ey üstün ve şerefli olan, ey keremiyle kullarına ikram eden, senin keremin hadsiz ve hudutsuzdur. Senin keremin eşsiz ve benzersizdir. Her kerem sahibi sayarak verir, sen ise sayısız verirsin. Herkes senin yarattıklarından ikram eder. Sen ikram edeceğini yaratırsın. Ya Ekremel Ekremin, yaratırken mükerrem kıldığın Adem oğullarındanız. Sonsuz ikramına şükürden aciziz. Cehlimiz, gafletimiz ve nankörlüğümüzle malulüz. Kereminle bizi bağışla ya Rabbi. Ya Ekremel Ekremin, kerem ettin, bize okumayı öğrettin. Fakat gözlerimiz eşyanın hakikatine kör. Kulaklarımız gerçeğin sesine sağır. Dillerimiz hakkı söylemekte lal. Gönül gözümüzden perdeyi kaldır ya Rabbi. Kulağımızı hakikatin sesine aç ya Rabbi. Dilimizden düğümü çöz ya Rabbi. Takvayı kerametimiz kıl ya Rabbi. Takvayı kerametimiz kıl ya Rabbi. Takvayı kerametimiz kıl ya Rabbi. Bizi takva ile ekrem olanlar arasına kat ya Rabbi. Senin keremini cennet bilmişiz. Bizi kereminle kuşat ya Rabbi. Bizi kereminle kuşat ya Rabbi. Amin. Ya Muin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah kabul etsin.